önündeki motor trend yolu gittiğine göre konuşabiliriz artık. Öncelikle günaydın, tünaydın, selamlar. Yeni bir gün, yeni bir vlog bu. Tipim çok kötü, evet, ama gördüğünüz gibi tenisten dönüyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz. Leblebicim, aşkım benim. Bir saniye arkadaşlarımla konuşuyorum. Lütfen hayatım. Teşekkürler. Şimdi bir anne markete girdi, onu bekliyorum. Çok terliyim yani. Çok terlememin sebebi havanın çok sıcak olması. Bakın çok yorulmadım bugün. Ama hava inanılmaz sıcak. Yani yaz gelmiş, yaz gelmiş diyebiliriz. Onun dışında bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere yoga şeyimi anlatacağım size. Nasıl yoga yapıyorum, nasıl başladım gibi şeyler. Belki sizi motive edecek. Araba geliyor. Bu arada salı günü şeyim var, cilt bakımım var. Onun salı günü vlog çekeceğim. Çarşamba günü de o vlog atarım diye düşünüyorum. Ne kadar planlıyım ben ya. Çok iyi. Kalp kalp kalp. Ölmedik. Ölmedik ama sürünüyoruz galiba. Sizi galiba ilk defa evin farklı bir köşesinden karşılıyorum. Burası salon. Şu an burada olmamızın sebebi bir, bilgisayarımı kapatmaya üşendiğim için, yani sekmeleri falan kapatmaya üşendiğim için arkadan çok ses yaptı. Ben de buraya geleyim dedim. Baktım ışık da fena değil. Yani yoga hakkında bir iki bir şey konuşuruz, böyle bir iki üç dakika dedim. O yüzden buraya geleyim dedim. Anneme de dedim ki kahve yapayım, kahve yapayım. Bak 10 kere söyledim. Sürekli yok ben istemem diye hevesimi kaçırdı. Ben de dolapta annemin aldığı bir enerji içeceği buldum, onu içiyorum. Duşumu aldım. Aslında yoga kalibinden sonra odamda bir oturdum, konuştum sizinle. Annem leblebi diyor ki denize girer misin? Ay. Çok ufak bir böyle öfke patlaması, ağlama şeysi yaşadığım bir zamandı. Bunlar yaklaşık bir saat önce falan. Ama orada söyleyip, burada tekrar söylemem gereken bir şey varsa buraya dertleşmek, buraya bir şeyler yapmak bana iyi hissettiriyor. Böyle arkadaşlarımla konuşuyormuş gibi hissediyorum. Umarım siz de izlerken öyle izliyorsunuzdur. Ay ben buraya konuk alayım. Buraya mesela annemi falan alayım. Böyle bir konuda konuşalım. Buranın ışığı gayet güzelmiş. Bir tane daha aynı koltuktan var. Buraya çekeriz. Biraz uzaklaşırız. Aa, çok mantıklı. Yeni konsept buldum. Herkes aynı konsept yapıyordur ama ben bulmuşum gibi davranıyorumdur. Biraz kendi yoga hikayemi anlatayım. 5-6 sene önce falan başladı. Aktif spor yaptığım dönemde yogayı esneme amaçlı kullanıyordum. Yani sadece esnekliğim artsın, kaslarım rahatlasın diye kullandığım bir şeydi. Ama sonra Çetin Hoca ile tanıştım. Herhangi bir kursuna, festivaline ya da yaptığı herhangi bir şeye daha katılma imkanım olmadı. Ama YouTube üzerinden Çetin Hoca ile tanışmış oldum. Ve iyi ki de tanıştım. Gerçekten son böyle 6-7 aydır bana çok iyi geliyor. Kanalında herkese yönelik, 7'den 70'e yönelik, her seviyeye uygun dersler var. Eğer yeni başlayacaksanız tabii ki önce başlangıç derslerinizi yapmanızı isterim. Şurada gözüküyor mu annem? Koyacağım buraları. Anne koyacağım. Leblebi çok felaketler. Tamam mı, konuşayım mı? Konuşma. Okey. 21 gün boyunca hiç fire vermeden ateş elementini tamamladım. Hatta yani böyle yazlığa gittiğimiz bir dönem imkanım yok. Burada videosu var. Matım kayıyor, yerle bir olmuşum ama hala yapıyorum. Sonra ateş elementini bitirdikten sonra toprak elementine geçtim. İlk toprak elementine başladığımda 23. veya 24. günde toprak elementini bıraktım. Şöyle bir süreçti. Son mesela 20. günden 24. güne inanılmaz hastaydım. Hastanelik oldum. Ona rağmen o mata gittim. Yogamı yaptım. Sonra bir akşam inanılmaz migrenim tuttu. Yani bakın sanki o mata çıkmamam için yapılmış bir komplo gibiydi bu bana. Ve ben de kabullendim. Ki ben yogalarımı şöyle yapıyorum. Eğer sabah yapamazsam
Gün içinde de yapamazsam. Akşam yapıyorum ki %50 akşam yapıyorum zaten bazı günler. Kendime şöyle bir kural koydum. Gece 12'den önce o yogayı yapmazsam benim için gün bitmiştir. Yani tekrar başa dönmek zorundaymışım gibi davranıyorum. Yani uyuma kuralı değil benimki. Gece 12'yi geçtikten sonra başka bir güne bağlandığı için ben o yogamı yapmış kabul etmiyorum kendimi. Migren felaketinden sonra yogamı bırakmak zorunda kaldım. Sonra birkaç gitmem gereken yer vardı. Yapmam gereken insani yükümlülüklerim vardı. O yüzden de devam edemem. Sonra bir gün dedim ki tamam, toprak elementine şimdi tekrar başlıyoruz. O gün yaptım. İkinci gün yine yapamadım. Yani iki kere toprak elementine bırakmış oldum. Şu an üçüncü denememdeyim. 2 hafta falan oldu herhalde. Çok istikrarlıyım. Bakın bayram tatilinde yazlığa gideceğim. Ona rağmen çok istikrarlıyım. Matımı falan götüreceğim. Bu sefer oradaki matla yapmayacağım. Kendi şu an kullandığım matımı götüreceğim. Çünkü bu dengesizliği dengelemek istiyorum. Yani benim burcum da toprak burcu. Yükselenim de toprak burcu. Kendim de böyle hani renk skalanızda bile hissedersiniz ya, ben inanılmaz toprak renklerini severim. Hep hayalim böyle köy evi gibi toprakla, doğayla iç içe yaşamaktır. Buradan anlıyorum ki benim toprak elementim çok fazla ve çok dengesiz. Yani kendi huylarımda da çok dengesizim. Sonrasında hava ve su elementlerini yapacağım. Tamamları yapmaya fırsatım olmadı tabii. Bu kadar aksayınca. Çetin Hoca'nın kanalında isterseniz elementler, isterseniz yeni gençlik iksiri serisi, özgüven eksikliği serisi, yani aklınızın alamayacağı bütün seriler mevcut. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın bayılıyorum. Yani en azından bir kere denemelisiniz. Bence insan hayatında kesinlikle yoga yapmalı. Kadın erkek fark etmez, bu kesinlikle bir içsel dönüş, kişisel gelişim. Yani her insanın yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o matta mesela bir hareketi yapamadığınızda başka kimseye kızamazsınız. Ama hayatta öyle değil. Bir şeyi başaramadığınızda bahane olarak bir sürü şey sunabilirsiniz. Bir sürü kişiyi öne sürebilirsiniz. Ama orada yapamadığınız her şey sizin sorumluluğunuzda. Ve bu ne yaşa bakıyor, ne kiloya bakıyor, ne boya bakıyor. Gerçekten ben ilk yogayla tanıştığımda çok 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 daha zayıftım. Ve yine yoga yapıyordum. Şimdi aynı bedende değilim. Aynı kiloda değilim. Yine aynı hareketleri yapabiliyorum. Bu kesinlikle kaslarınızın, vücudunuzun esnekliğine bağlı ve bunu sadece siz geliştirebilirsiniz. Başka sizden başka kimse bunu geliştiremez. O yüzden hiçbir şeye takılmayın ve kafanızda böyle bir plan varsa lütfen yogaya başlayın. Gerçekten ben karşıma YouTube videoları çıktığı için ve buna başlamak için kendimi motive ettiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Umarım siz de bu videoyu görüp başlamak isterseniz ve başlarsanız bir gün bu yolda belki karşılaşırız. Belki Çetin Hoca'nın inzivasında karşılaşırız. Bilmiyorum. Ama bu sene sonunda yapmak istediğim yegane şeylerden biri. Ben ne kadar çok böyle eski kelimeler kullanıyorum. Anlatmak istediklerimi umarım güzel anlatabilmişimdir. İçeride annem Kuşum Aydın'la Şelale teyzeyi izliyor. Kapının önünde duyuyorum karşıki teyze bağırarak konuşuyor. Garip bir gündeyim. Duygusal olarak bu videoyu burada kapatacağım. Yani aslında böyle bir cilt bakımı da yaparız diyordum akşam ama şu an yaklaşık 15 dakikadır falan sizle konuşuyorum. Öncesinde de tenise falan gittim. Oralarda var biliyorum. Editlediğimde video çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü dikkat dağınıklığı, ben de aktif olduğu gibi birçoğumuz da aktif. İlgimizi, dikkatimizi kaybetmeyelim ve konuya hakim olalım, sıkılmayalım. O yüzden kapatıyorum şimdi. Sizleri çok 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 öpüyorum. Şuralarda çıkan Instagram adresimden de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepimize bu yolculukta başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü artık ben düzenli vlog atmaya başladım. Artık çarşamba ve cumartesi günleri atacağım. Bu video pazar günü. Bundan sonra cumartesi ve çarşamba olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar öpüyorum.